Türkiye'nin yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3 ilk kez ortaya çıktı. Bayraktar TB2'de elde edilen tecrübe ile Bayraktar Akıncı TİHA'yı üretmeye başlayan Baykar, yüksek teknolojili insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan sonra Bayraktar TB3'ü gökyüzüyle buluşturmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı olarak tasarlandı. Bayraktar TB3, keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip bulunuyor. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan TB3, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Selçuk Bayraktar Teknik Liderliğindeki Baykar, Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu bu yıl yapmayı hedefliyor. Bayraktar TB3'ün çok amaçlı amfibi hücum gemisi Anadolu'ya entegrasyonu içinde bir süredir çalışmalar yürütülüyor. İlk uçuşunu yapmasından kısa süre sonra Bayraktar TB3'ün Anadolu gemisinde görülmesi bekleniyor. Bayraktar TB3 sayesinde TCG Anadolu 1 İHA ve SİHA gemisine dönüşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir operasyonel kabiliyet kazandıracak. 14 metre kanat açıklığına sahip Bayraktar TB3, yaklaşık 8,5 metre uzunluğa, 2,5 metre yüksekliğe sahip bulunuyor. 1450 kilogram kalkış ağırlığı ile görev yapabilen Bayraktar TB3, 280 kilogram faydalı yük taşıyıp, 24 saatten fazla havada kalabilecek. Arge aşamasından itibaren tüm projelerini kendi kaynaklarıyla yürüten Baykar, gelirlerinin %85'ten fazlasını ihracattan elde ediyor. Baykar, bu ihracat gelirleriyle insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve gemiye iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 gibi platformlar için kaynak oluşturuyor.